Yağmurlu bir Eskişehir sabahından herkese günaydınlar. Günübirlik turla İzmir'den Eskişehir'e geldik. Yolumuz yaklaşık 6 saat civarı sürdü. Şimdi kahvaltı yapmak üzere Greçka kafeye gidiyoruz. Şu an sizdeyiz. Şu an yiyeceklerimi düşünüyorum. Açım. Çok mu acıktın? Açım. Saat kaç? Saat 7:20 geçiyor. Eskişehir'e 5 dakika ya 5-10 dakika önce vardık. Bugün biz Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olan Odunpazarı tarihi bölgesini gezeceğiz. Onun öncesinde Kurşunlu Külliyesi ile başlayacağız öncelikle. Sonrasında atlanan El Sanatları Çarşısı, Odunpazarı Evleri ve Balmonu Müzesi ile turumuza devam edeceğiz. Odunpazarı'ndan sonra Porsuk Çayı'na gideceğiz. Porsuk Çayı kenarında hem bota binebileceksiniz, hem gondola binebileceksiniz, hem yemek yiyebileceksiniz. Sonrasında devrim arabası ve Sazova Parkı ile de turumuzu bitireceğiz. Tabii Sazova Parkı sadece Sazova Parkı değil. Yaklaşık orada 2 saat geçireceğiz. Hayvanat bahçesi, akvaryum, masal şatosu ve korsan gemisi yine Sazova Parkı'nda bulunan yerlerden. Odunpazarı bölgesine yerleştikten sonra Odunpazarı bölgesi Eskişehir'in ilk yerleşim yeri olarak kabul ediliyor ve daha sonrasında şehir buraya doğru geliyor ve buradan aslında yayılıyor. Kurşunlu Külliyesi de burada yaşayan insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılıyor. Eğitim ihtiyacı, ibadet ihtiyacı, konaklama ihtiyacı gibi. Külliyesindeyiz. 16. yüzyıl Selçuklu Osmanlı eseri. Dediğim gibi ilk olarak buraya yerleşildikten sonra buradaki ibadet, arka tarafta eğitim, bu tarafta kervansaray, çeşitli ihtiyaçları karşılamak üzere yapılmış bir külliye. Külliye kelimesi aslında külliyen, toptan anlamına gelir ve burada bulunan yapı toplulukları da aslında her şeyi bir arada bulundurmak anlamında kullanılıyor. Kurşunlu Külliyesi denmesinin sebebi de özellikle kubbede kurşun malzemesinin kullanılması. Kurşun malzemesi hem sağlamlığıyla hem de hafifliğiyle aslında pek çok yapıda örtü malzemesi, çatı malzemesi olarak kullanılmaya devam ediyor hala da.
Burada özellikle bulunduğumuz yerde dediğim gibi bir ibadethane. Arka tarafta bakın tuğlalı olan yerler. Yüzyıtaşı Müzesi ve El Sanatları Müzesi olarak kullanılıyor. Ama geçmiş dönemlerde buraları Sıbyan Mektebi olarak kullanılmaktaydı. Şimdi buranın yapımında aslında çeşitli halktan da para toplayarak ve özellikle Çoban Mustafa Paşa, Melek Mustafa Paşa da deniyor. Çok fazla yardım ve hasenat yaptığı için aslında burada bir para toplanarak, bir vakfedilerek. Yeah.
Mete helvası. Leblebi kreması. Ben de size tat vereceğim. Olalım bundan. Bu ne? Yedik ya biz uşaktan bunu. Nohutlu olmuş şey mi? Nohutlu leblebisi. Çok güzel. Başka yere okul. Nasıl? Tok tutar. Aynı zamanda mide dostu. Haşhaş kreması var. Ağrıkesici özelliğine sahip, kemik erimesine, eklem ağrılarına, baş ağrısına, kuyruğuna iyi gelir. 45 TL kavanozları, bu üçünü tattıracak olduklarımı. Onun haricinde fıstık ezmesi şekersizi 50 TL ve fındık ezmemiz var 80 TL. İçlerinde katkı maddesi yok. Tatmış mıydınız? Buyurun. Bu leblebi kreması. Ne güzel. Fıstık ezmesi, buyurun. Hangisi leblebi? Buyurun, size de ikram edeyim. Bu leblebi kreması. İçlerinde herhangi bir şekilde katkı maddesi bulunmuyor. Niye katıyormuşsunuz? Bu da çok harika. Thank you.
Evet arkadaşlar, Eskişehir'e gelip de yani bu faaliyeti yapmamak olmazdı. Çiğ börekçiyiz. Şöyle içi kıymalı olur. Ama işte müzenin arkası hemen ya. Evet, iki tane gömdüm arkadaşlar, üçüncüye geçtim. Evet Esra, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz. Arkadaşlar, Porsuk çayında bu anda oturdu 4 kişi 100 lira, değil mi? Evet. Biz çok memnun kaldık. O yüzden de bir daha gelmeyi tercih dengesiz ediyoruz. Dengesiz oturmayın, tavsiye etmiyoruz. Batma tehlikesi. Hayat sigortasını yaptırın, can yeleklerini canınıza bulundurun. Yok ya, olmaz zaten, olmaz. Olmaz düşen zaten mi? Evet bebeğim, ne düşünüyorsun? Gondol hakkında az önce indik. 15 dakika sürdü. İyi, iyiydi. Ben beklediğimden biraz daha fazla ileriye gitti. Sanki öyle geldi. Güzeldi evet. Yani. Biraz tabii ürktük bence. Yok, ben korkmadım. O tekne sallanır ki. Su aygıtı bu. Gemici olduğum için yani 18 ay gemiyle gezdiğim için askerlik. Ama güzeldi yani, keyifliydi. Güzeldi, güzeldi. Bayağı harbiden Avrupa şehir. Bu arada Avrupa şehirlerini andırıyor bayağı. Gondollar 4 kişilik arkadaşlar. Kişi başı 25 lira vererek toplam 100 lirayla gondola binebiliyorsunuz. Evet. Sadece Porsuk çayı için değil, bence çevremizi kirletmememiz gerekiyor. Çevreye duyarlı olmamız lazım. Evet, güneş var. Evet. Benim güzelliğimizden belli değil mi elimde ama kızım? Kızını da getirseydi keşke sana. Urla'da oturuyor. Aa, ben de Urlalıyım.
sorsana. Bir tane heykel vardı teyze heykeli oturmalı. Nerede o? Karşıda mı? Sağ ol abi, teşekkürler. Biz karşıya geçelim. Gelmişken orada da bir fotoğraf çekelim. Ne anlatıyor acaba?